Onun için beyaz ekmek tüketmeyecek şeyler. Otistik çocuklar. Tam buğday ekmeği. Ya siyez, ya kara kılçık veyahut da kavluca buğdayı. Bakın buna özellikle dikkat etsinler. Yani söyleyeceğim bir başka şey, bu D vitaminini yabana atmayın. Vitamin bakımından, B6 bakımından zengin gıdaları tükettirin. Ve çocuğun nasıl değiştiğini hayretle göreceksiniz. Yani bazen çocuklar öyle oluyor ki, yani hiperaktif zannediyorsun ki benim çocuğum otistik. Hayır, hiperaktivite. Neden? Çünkü o aldığı gliadin egzorfine dönüşüyor. Egzorfin de beyinde resmen uyuşturucu etkisinin aynısını yapıyor. Ya bunlar klinik deneylerle kanıtlanmış şeyler, bildiğimiz şeyler. Ama bunların anlatılması lazım Hüseyin. Bunu bildiğin halde yapıyorsan bu kafirliktir. Kafir nedir Hüseyin? Gerçeği örten demektir. Gerçeği saklayan demektir. Ya bu çocuklar bizim çocuklarımız. Çocuk hoca derse giriyor, sınıf hala kıpırdanıyor. Yani hareketli, yani tatmin olmamış çocuklar, döşarj olamamışlar. Niye? Tükettiği gıda, nişasta bazlı şekerli, bir sürü şekerleme tüketiyor. Onun içerisinde bir sürü pH dengeleyici var, katkı maddesi. Onun içerisinde işte efendim doğal takviyeler deniyor. Bir sürü bir şeyler, boyar maddeler, yok emülgatörler, yok şunlar, yok bunlar. Yani ne oluyoruz? Yani Anadolu'da yaşayan bir insanın kalkıp bu kadar yapay şeylerle gıda tüketimine yönelmesi yok. Olmaz. Ama işte olmaz. Evet, hocam masamıza doğru geçeceğiz ama yani bu konuda bir cümle söylemeden resmen geçemeyeceğim. Resmen morfin. Resmen morfindir yani.